26 Eylül Perşembe gününden herkese günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık 1,5 saat birlikte olacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gelen bilgileri derledik, toparladık, sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma dünya basınında da manşetlere yansıdı. İlerleyen dakikalarda haberimizde o manşetlere bakacağız. Erdoğan ayrıca Amerikan NBC News kanalında da özel bir röportaj verdi. Hamas ülkesini topraklarını savunan bir direniş örgütüdür cümlesini kurdu. Ukrayna'nın NATO üyeliği içinde diğer üye ülkelerin tavrına bakacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın baş döndüren diplomasi trafiği ise gün boyu devam etti. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Biz teröristlere karşıyız. We are of course against terrorism. Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim ve şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Net konuştu. İsrail'in Gazze katliamına tepki gösterirken bir kez daha Hamas'a destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan NBC News kanalına röportaj verdi. Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim. Röportaj sırasında Ukrayna'nın NATO üyeliği de gündeme geldi. Amerika, Ukrayna'nın her şeyden önce NATO'ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım. Erdoğan, üyelik için karar verirken tüm NATO ülkelerinin tavrına bakılacağının altını çizdi. Türkiye'nin henüz bir karar vermediğini de söyledi. Ve Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği tarihi mesajlar. Nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Erdoğan'ın Gazze'nin sesi olduğu o konuşma dünya gündemine ilk sıradan girdi. New York Times, Gazze dünyanın en geniş kadın ve çocuk mezarlığı olduğu sözlerini ilk sayfasına taşıdı. Erdoğan'ın 20 dakika boyunca İsrail yönetimini sert bir biçimde eleştirdiğini yazdı. Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. Reuters haber ajansı ise Erdoğan'ın bu sözlerine dikkat çekti. Alman medyası ise Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı Hitler benzetmesini ön plana çıkardı. Die Welt, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere İsrail soykırım yapıyor dediğini yazdı. Politico'nun manşetinde de Erdoğan'ın İsrail durdurulmalı çağrısı yer aldı. Yunan basını ise Erdoğan'ın Kıbrıs meselesiyle ilgili sözlerini taşıdı manşete. Devlet televizyonu ERT, Erdoğan'ın tüm dünya ülkelerine yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davetine vurgu yaptı. Tanea ise Erdoğan'ın büyük meydan okuması manşetiyle çıktı. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de devam etti. New York'taki Türk evinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti. Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu söyledi. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Irak Başbakanı Sudani'yi de kabul etti. Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı ile olan görüşmesinde kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesiyle hem iki ülkenin hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını tamamlayan Erdoğan, yurda dönmek üzere eşi Emine Erdoğan'la birlikte havalimanına geçti. Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmalara da konu olan İsrail katliamları tüm hızıyla devam ediyor. Son suikasti Hizbullah da teyit etti. Direnişin füzelerden sorumlu komutanının da şehit olduğu duyuruldu. Asıl tartışma ise İran ve Hizbullah arasında. Zira dini lider Hamenei'nin sözlerinin aksine Hizbullah, hamisi İran'dan İsrail'i vurmasını istedi. Ancak yanıt bekledikleri gibi olmadı. Thank you.
Hizbullah doğruladı. Füzelerden sorumlu komutan İbrahim Kubayşi, İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah'ın misillemesi gecikmedi. Kadir 1 füzesinin hedefi Tel Aviv'deki Mossad karargahıydı. İsrail o füzeyi demir kubbe sayesinde engelledi. Suriye'den kalkan bir insansız hava aracı da Celile Denizi üzerinde düşürüldü. Lübnan'ı hedef alan saldırılar yine durmak bilmedi. Sivilleri yollara döken patlamalar bölgeyi yangın yerine çevirdi. Pezeşkiyan'ın İran desteği olmadan Hizbullah İsrail'i yenemez açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. İddiaya göre Hizbullah İran'dan devreye girmesini ve İsrail'i vurmasını istedi ancak Tahran yönetimi bu talebi geri çevirdi. Gazzelilerle ortak kaderi paylaşan sürgündeki Lübnan halkına destek Türkiye'den geldi. Lübnan'ın talebiyle 48 saatten kısa sürede 30 ton tıbbi malzeme ve insani yardımı İsrail hükümetine maruz kalan Lübnanlılara ulaştırdık. İnsani yardım taşıyan uçak Beyrut Havalimanı'na ulaştı. Türk halkının Lübnan'a gönderdiği dayanışma mesajı çok önemli. Yalnız değilsiniz, sizinleyiz. Acımasız saldırganlık karşısında direncinize tam destek sunuyoruz diyorlar. Batı dünyasının sessizliğine inat, soykırımcı İsrail'in saldırıları pek çok şehirde protesto edildi. Vicdanlı Amsterdam ve Stockholm halkı da katliamlara karşı ses yükseltti. Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir. Soykırım ordusunun bir numaralı destekçisi olmasa Biden'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki sözleri bile ikna edici olabilir. Gazze'deki masum siviller cehennemi yaşıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Sahil Güvenliği Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında havaya ateş açıp balıkçı teknesini taciz etti. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi Yunan botunu bölgeden uzaklaştırdı. Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan botuna Türk Sahil Güvenliği müdahale etti. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında. Yunanistan Sahil Güvenliği havaya ateş açarak Türk balıkçı teknesini taciz etti. Bölgeye sahil güvenlik gemisiyle askeri bir bot sevk edildi. Yunan unsurları Türk Sahil Güvenliği'nin manevrasıyla bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar kameralara yansıdı. Balıkçı teknesi güvenli bir şekilde limana çekildi. Gelelim şimdi iç siyasete ve ana muhalefet partisine devam değerli izleyenler. Bir süredir devam eden, son günlerde ise ayyuka çıkan düelloda Mansur Yavaş vites yükseltti. Yavaş da tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi yurt gezisine çıkmaya hazırlanıyor. CHP liderine ise Amerika ziyareti öncesi iki isim arasında esen soğuk rüzgarlar soruldu. Özel önce sorun yok dedi ama devamında dönüşte iki başkanı bir araya getireceğim demesi de dikkat çekti. Bir saat önce bana telefon açıp sizle konuşun dendi. Ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir nokta. CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gizli savaş iyiden iyiye su yüzüne çıktı. İmamoğlu'nun göndermeleri sonrası Mansur Yavaş da vites büyütme kararı aldı. Zamanı geldiğinde konuşulur açıklamasıyla adaylık yarışında ben de varım diyen Yavaş tıpkı İmamoğlu gibi yurt gezilerine çıkmaya hazırlanıyor. Hatta ilk durağı da Mersin. Ortada bir kriz falan yok arkadaşlar. Bu konuda Ekrem Bey'le benim, Mansur Bey'le benim ya da Ekrem Bey'le Mansur Bey'in arasında bir tenakuz, bir çelişki
yok zaten. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kriz yok dedi ama Amerika dönüşü iki isimle bir araya geleceğini söylemesi ise kafaları karıştırdı. Önümüzdeki hafta ben döndükten sonra üçümüz bir araya geleceğiz. Özel üçlü görüşme öncesi satır aralarında iki isme sert bir uyarı da gönderdi. Bundan sonra bu tip iç tartışmaları körükleyecek olanlarla bizim siyaseten yürüyecek bir yolumuz yok. CHP bir yandan da para kuleleri skandalıyla ilgili sıkıntılı günler geçiriyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için toplanan paralarla ilgili mahkeme süreci başladı. 6 sanığın katıldığı duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mazeret sunarak katılmadı. Mahkeme mazeret sunmayan CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi hakkında ise zorla getirme kararı çıkardı ve duruşma 29 Kasım'a ertelendi. Ve CHP'li belediyelerin başrolünde olduğu çöp krizi. Trabzon, İzmir ve Ankara'dan sonra skandallara bir yenisi eklendi. Bu kez adres Rize'ydi. Rize'nin Pazar ilçesinde toplanan çöpler Soğuk Su ve İkiztepe mahallesinde dere kenarında bu alana dökülüyor ve üstü toprakla kaplanıyor. Koku yayıldığı zaman burada ciddi bir rahatsızlık duyduk. Pazarlılar çöp dağları sebebiyle zor günler yaşıyor. Belediye Başkanı Neşet Çakırsa sel felaketini bahane ediyor. Biz sel felaketi yaşadık. Şu anda yapacak hiç pozisyonumuz yoktu. Dökecek de yerimiz yoktu. Mecburen buraya boşaltma mecburiyetinde kaldık. Bir de onun çözümünü o üretecek. Ben halk olarak ben üretmeyeceğim. Ben kendimi, sağlığımı düşünmek zorundayım. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, Pazar Belediyesi'nin daha önce çöpleri atık tesisine göndermesi için uyarıldığını, ancak uyarıyı hiçe sayarak çevreyi kirletmeye devam eden belediyeye 1 milyon 299 bin lira para cezası verildiğini duyurdu. İstanbul'da dün sabah saatlerinde Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle yolcular trenden indirilirken okula ve işe gitmeye çalışanlar mağdur oldu. İstanbulluların ulaşım sorunu bitmiyor. İşe ve okula gitmeye çalışanlar yine yolda kaldı. Görüntüler M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında. Maltepe durağında yolcu almak üzere bekleyen metro arızalandı. Yolcular trenden indirildi. Servis dışı kalan araç dakikalarca istasyonda bekletilirken seferler aksadı, durakta da yoğunluk yaşandı. Okula ve işe gitmeye çalışan yolcularsa mağdur oldu. Şimdi ekranlarınıza başkent Ankara'da park ve bahçelerin kaderine terk edildiğini gösteren bir görüntü getireceğiz. Arkamda gördüğünüz yer bir zamanlar Ankaralıların akın ettiği Göksu Parkı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan parktaki gölette toplu balık ölümü yaşandı. İşte ihbar hattımıza gelen o görüntüler. Ankara'da göletler kaderine terk edildi, kirlilik, kötü koku ve balık ölümleri kaçınılmaz oldu. Mansur Yavaş İdaresi'ndeki Ankara'da mevcut düzen korunamıyor. Bunun son örneği Göksu Parkı'ndaki gölette bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki Göksu Parkı vatandaşlar tarafından işte böyle görüntülendi. Akşam ve sabah saatlerinde çekilen görüntülerde balık ölümleri de dikkat çekti. Bakımsız ve sürekli arıza veren belediye otobüsleri, çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, adrese teslim ihaleler ve kendi kaderine terk edilen Ankara'da vatandaşlar daha önce karşılaşmadığı birçok problemle baş etmeye çalışıyor. Ankara'daki bu özensizlik, vatandaşların sosyalleşmesi ve rahat bir nefes alabilmeleri için özenle hazırlanan alanlarda da dikkat çekti. Bu alanlardan biri de herkesin bir zamanlar gözdesi olan Göksu Parkı oldu. Parktaki kirliliğe ve kötü kokuya karşı isyan eden Ankaralılar, son olarak toplu balık ölümleriyle karşılaşınca durumun vahameti bir kez daha ortaya çıktı. Çiftlik Bank sistemiyle binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın için istenen ceza belli oldu. Savcı Tosuncuk lakabı ile tanınan Aydın'ın tam 88.302 yılla yargılanmasını talep etti. Müzik
Tuzağına binlerce kişiyi düşürdü, milyonluk vurgun yaptı. Para suyunu çekince de teslim oldu. Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın için istenen ceza belli oldu. Savcı Tosuncuk için 88.302 yıl hapisle cezalandırılsın dedi. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına Anadolu Adalet Sarayı'nda devam edildi. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans yoluyla bağlandı. Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından toplamda 88.302'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın kara kutusu olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan Osman Naim Kaya ile iki sanık tutuklandı. Davada adları geçen 14 sanık hakkında ise yakalama kararı verildi. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın istenen ceza karşısında savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme başkanı sanıkların bu talebini kabul etti, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi. Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 77 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Aşıcı oldu. Klasik bir numara çevirdi sahtekarlar ve kişisel bilgileriniz ele geçirildi yalanıyla talihsiz kadının tüm birikimini çaldılar. Emekli öğretmene yapılan kelimenin tam anlamıyla utanç verici. Telefon dolandırıcılarının oyununa geldi, bütün birikimini elleriyle teslim etti. Siz dedi, bütün bilgilerinizi dedi, almışlar dedi. Adım şu dedi, isterseniz dedi 155'ten beni sorabilirsiniz dedi. Beni ikna etti. Dolandırıcıların hedefinde bu kez yıllarını iyi bir nesil yetiştirmek için harcamış 77 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Aşıcı vardı. Kişisel bilgileriniz çalınmış, adınız operasyonda geçiyor yalanıyla Sevim Hoca'yı arayanlar kurdukları tuzağı hemen devreye soktu. Biz operasyon yapıyoruz dedi. Bütün kardeşlerin adlarını saydı, torunların adlarını saydı, mesleklerini söyledi. Hakikaten hepsi doğru. Duydukları karşısında paniğe kapılan Sevim Aşıcı, sevdiklerinin başına bir şey gelmemesi adına ne yapması gerektiğini sordu. Sizin dedi ziynet eşyanız var mı dedi. Biz onları kayıt altına alacağız dedi. Kayıt altına aldıktan sonra dedi onları size tekrar gerisin geriye vereceğiz dedi. Yani yoksa dedi 33 kişinin hayatıyla oynarsınız dedi. Ne yapacağını şaşıran Sevim Hoca bankaya gitti, kasada bulunan değeri 1 milyon liranın üzerinde olan 53 ata altınını aldı, elleriyle dolandırıcılara verdi. Ben gittim evin önüne, ondan sonra bir daha gelen giden yok, hemen karakola gittim. Bunlar korkak, namusuyla çalışmak istemeyen, hırsızlık yaparak, dolandırıcılık yaparak para kazanmaya çalışan insanlar. Kazanıyorlar da. Buna bir önlem alınsın artık. Yani bu herkesin bilgileri her yerde geziyor. Teyzemin çocuklarına kadar isimlerini söylemişler. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Hükümetimize güveniyoruz, polisimize güveniyoruz. Adana'da yurt mahallesi sakinleri diken üstünde. Sebebi ise çocukları bahçede oyun oynarken yanlarına giden iki şüphelinin para verip fotoğraflarını çekmek istemesi. Aileler şüphelilerin bir an önce bulunmasını istiyor. Çocuklar çok tedirgin olmuştu, çok korkmuşlardı. Küçük çocuklara para dağıttı, bunun karşılığında da iddiaya göre fotoğraflarını çekmek istedi. Biz gerçekten şu anda çocuklarım ben kapımın önüne çıkartamıyorum. Adana Çukurova'da yurt mahallesi sakinleri bir süredir diken üstünde. Nedeni bir kişinin evlerinin bahçesinde oyun oynayan çocukların fotoğraflarını çekmek istemesi. Bir 10 gün öncesinde bahçe indiklerinde anne dedi işte sakallı bir tanesi çok tatlısınız deyip fotoğrafımızı çekmek istedi dedi. Kızım dedik artık gördüğünüz zaman bize haber verin dedik. 10 gün arayla yine aynı yere giden bir kişi 6 yaşlarındaki çocuklara para verdi. Bunun üzerine aileler harekete geçti. Daha sonrasında bir şahıs geliyor, aynı sakallı bir insan geliyor, çocuklara para veriyor. Sonra çocuk birazdan yine yukarı çıktı. Anne dedi bizi biri para vermek istedi de biz almadık dedi. Nasıl biri kızım dedim. Anne işte sakalları vardı, uzun boylu birisiydi dedi. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine bakıldı ve çocukların anlattıkları doğruydu.
Görüntüleri izleyen apartman sakinleri tedirgin. Yani o yüzden çok tedirgin olduk. Şu anda çocuğumu mesela ben okula göndereceğim, okula götüreceğim. Korkuyorum. Sokağa çıkarmaya korkuyorum. Sokak demiyorum artık. Apartmanın aşağısına indirmeye korkuyoruz artık. Çocuklarımız elbette bu tarz konularda uyarmalıyız. Yabancılarla konuşmamaları gerektiği konusunda ama neticede onlar çocuk. Elimizden geldiğince onları sokakta yalnız bırakmamalıyız ya da bir yere yalnız göndermemeliyiz. Ebeveynlere bu konuda çok büyük görev düşüyor. Nacizane ben de bir ebeveyn olarak bunu kendime de defalarca söylüyorum. Siz değerli izleyenlere de söylemek istedim. Şimdi 26 Eylül tarihinde gazetelerin ön sayfalarındaki detaylara bakacağız. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Manşetinde Erdoğan'a küresel destek başlığını görüyoruz. Detayları ise şöyle. Dünya beşten büyüktür sözüyle mazlum ülkelerin sesi olan Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Sistemi Gazze'de öldü çıkışı genel kurula damga vurdu. Dünya liderleri peş peşe reform çağrısı yaptı. Dünya liderlerinin konuşmalarından satır başları manşette Sabah gazetesinde yerini buldu. Manşetin içerisinde alt başlıklar var. Onlardan biri İsrail acilen durdurulmalı. Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul eden Erdoğan, İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümün acilen hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski'ye de barış için çabalarının süreceğini söyledi. Hemen yanında liderlerin eşleri yemekte buluştu başlığını görüyoruz ve bir fotoğrafla da bu başlık desteklendi değerli izleyenler. Sol köşeye geçelim. Boğaz'ın kalbine tenteli kaçak başlığı var. Batuhan Altınbaş'ın özel haberi olarak Sabah gazetesinde karşımıza çıkıyor. Rantın adresi bu kez Sarıyer oldu. İş adamı Albert Franco satın aldığı gecekonduyu yıktırıp yerine kaçak villa dikti. Tentelerle kamufle edilen inşaatı Sabah gazetesi görüntüledi. Büyükşehir Belediyesi'nin göz yumduğu skandalla ilgili Çevre Bakanlığı inceleme başlattı. Geçelim tabana, son başlığı aktarıp noktalayacağız. Lübnan'dan büyük göç detayları ise şöyle. İsrail'in saldırılarıyla Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış sürüyor. Yarım milyon kişi yerinden oldu detayı var. Gazze'yi ilhaka hazırlanan işgalci İsrail şimdi de Lübnan'a yeni sınır dayatıyor. İsrail dünya Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlayamazsa bunu kendimiz yapacağız diyor. Türkiye Lübnan'a 30 ton insani ve tıbbi yardım gönderdi. Gelelim Hürriyet'e şimdi. Hürriyet gazetesinin de manşeti Dünya Böyle Gitmez isyanı büyük puntolarla görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çarpık yapısına dikkati çekmek için yıllardır dile getirdiği Dünya Beş'ten Büyüktür çıkışını Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşan pek çok dünya lideri de tekrar etmeye başladı. Yolu Erdoğan açmıştı. Liderler değişim dedi alt başlıkları haberi destekliyor. Savaşı bitirmek için ara bulucu oluruz sözünü de görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlarla ilgili gayretlerimiz devam edecek dedi yine Erdoğan. Hemen altında sağ alt köşede Ege gibi sıcak sohbet başlığı var. İlişkilere katkı sağlıyor. Alt başlığı haberi destekliyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tokalaşırken ve sarılırkenki fotoğraflarıyla desteklenmiş bu başlıkta. Hemen altına geçelim. Yine tabanda sağ alt köşede Ramallah'ta toplanalım sözünü görüyoruz. CHP lideri Özgür Özel'in kısaca ayrıntılarına bakalım. New York'ta Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan CHP lideri Özel, Filistin'deki katliamlara yeterince tepki verilmediğini belirterek dünyaya ciddiyeti ve samimiyetimizi ilan etmek üzere bir sonraki toplantımızı Ramallah'ta yapmayı öneriyorum dedi açıklamalarında. Son başlık sol köşeden gelsin noktalayalım Hürriyet'i. CHP'den uyarı geldi notuyla birlikte yasa dışı bahis beka meselesi başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yasa dışı bahis ve sanal kumarın ülke ekonomisi ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Milli güvenlik sorunudur bu dedi. Gelelim Milliyet'e şimdi. Milliyet gazetesinin manşeti ölümüne şov başlığını taşıyor. İstanbul'da balkondan atlayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un son mektubundaki ifadeler ve arkadaşlarının sosyal medyadaki yaz paylaşımları yeni bir tartışma başlattı. Yalan dünyanın ifşası ve patolojik bir durum alt başlıkları var. Uzmanlar değerlendiriyor yaşananları. Bir özel haber Çiğdem Yılmaz'ın merak edenleri iç sayfalardan ulaşabilecekler. Sol köşede
Hamas bir direniş grubudur sözünü görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Zelenski ile olan fotoğrafıyla desteklendi haber. Terör örgütü demedim Hamas için hiçbir zaman dedi. Geride bıraktığımız dakikalarda haberimizde de ayrıntıları aktarmıştık. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya istemiyor alt başlığı da yine manşeti destekliyor. Orta Doğu'da Lübnan alarmı tüm gazetelerde olduğu gibi Milliyet'te de öne çıkan başlıklar arasında tabanda ve yine tabandan sağ alt köşeden son başlığı aktarıp Milliyet'i de noktalayacağız. Pişkinliğe bak. Neyi anlatıyor bu başlık hemen bakalım. İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçtin'in ifadesi ortaya çıktı. 26 suç kaydı bulunan suç makinesi ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını iddia ederek suçlamayı kabul etmiyorum, kasten suç işlemedim, tutuksuz yargılanmama karar verilsin dedi ifadesinde ve bugün gazetelerde ön sayfalarına taşıdı bu ayrıntıyı. Biz de Milliyet'ten aktardık. Böylelikle yazılı basını, günün manşetlerini noktalıyoruz ve sıradaki haberimizle yolumuza devam ediyoruz. Fahiş orandaki zamlar özel okullar gibi özel üniversitelerde de tartışma konusu oldu. İstenen rakamlar karşısında veli ve öğrencilerin eli kolu bağlıydı ama artık öyle değil. Çünkü emsal niteliğinde bir karar var. Çetinkaya ailesi kendilerinden geçen yılki ücretin 2 katından fazla ücret istenince tüketici mahkemesine başvurdu ve bakın süreç nasıl sonuçlandı. En büyük oğlum 179 bin lira ödemiştik geçen yıl okuluna. Bu sene istenen rakam 445 bin liraydı. Özel üniversite eğitim ücretine fahiş oranda zam yaptı. Bir önceki yılla aradaki fark 2 kattan fazlaydı. Üniversite hayatıma başladığımda ilk sene 30 bin lira civarı bir ücret ödemesi yaptım. 445 bin lira şu anda istenen rakam. Hani bu miktarda bir artış beklemiyordum. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara yapılacak zam oranını %56.89'da sınırladı. Fakat bu özel üniversiteler için geçerli değil. Çünkü YÖK üniversitelere TÜFE oranında zam yapılması için sadece tavsiyede bulunuyor. Bu tavsiyeye uyup uymamak üniversite yönetiminin inisiyatifinde. Birçok arkadaşım da yüksek zamlardan dolayı okul ekmekte zorlanıyor. Hatta eğitim hayatını bitirmek zorunda kalan arkadaşlarım da oldu. Batuhan Çetinkaya özel bir üniversitede 4. sınıf hukuk öğrencisi. Özel üniversite eğitim ücreti için geçen yıl öğrenciden 179 bin lira ücret almış. Bu yılsa eğitim ücretine %150 zam yaparak öğrenciden 445 bin lira ücret istedi. Batuhan Çetinkaya da hemen avukat olan babasının yanına geldi ve özel üniversiteye dava açmak istediğini söyledi. Daha önce bizim ofisimizde bu tarz bir dava olduğunu da biliyordum. Neden biz de bu şekilde ilerlemiyoruz, neden bu şekilde ücret ödüyoruz diye. Daha sonra biz tüketici mahkemesine başvurduk ve tüketici mahkemesine dedi ki bizim için yapılabileceği maksimum artı son bir yılın TÜFE oranı kadardı. Karar Çetinkaya ailesinin lehine çıktı. Mahkeme ödenecek tutarın geçen yılki ücrete TÜFE oranı eklenerek hesaplanması gerektiğine hükmetti. 445 bin liralık ücret 313 bin liraya düştü. 313 bin lirayı gene mahkeme kararıyla birlikte okula sunduk. Kredi kartına 8 taksit yapmak suretiyle ödedik. Okul kayıtlarına TÜFE oranının üzerinde ücret ödeyen herkes bunları mahkeme kararıyla geri alabilirler. TOKİ'den yeni arsa kampanyası geldi. 25 ilde 379 arsa satışa çıkarıldı. Arsalar konut, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis ve akaryakıt istasyonu olarak kullanılabilecek. %25 peşin ve 48 ay vade fırsatıyla açık artırma usulüyle satılacak. İşte ayrıntılar. Hayalim var tabii. Böyle Karadeniz tarafında yaşamak çok istiyorum. Mesela oradan bir arsa alıp ev yapmayı düşünür müsünüz? İsterim tabii ki. TOKİ oradan da arsa satıyor. Alırım tabii ki. İsterim. Kendi evini, iş yerini yapma hayali olanlara TOKİ'den yeni kampanya geldi. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 25 ilde 379 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor. Tabii düşünürdüm. Yatırım için tabii ki fırsattır. TOKİ avantajlı oluyor. Vatandaşın kullanmasını tavsiye ederim.
Arsalar, konut, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis ve akaryakıt istasyonu olarak değerlendirilebilecek. Ankara, Etimesgut ve Sincan'da konut arsası arayanlar, yeni mahallede depolama alanı ihtiyacı olanlar satışa çıkan 14 arsadan kendilerine uygun olanı seçebilir. İstanbul'da aralarında Ataşehir Avcılar, Başakşehir, Çatalca ve Tuzla'nın da bulunduğu 33 noktada arsalar satışta. İzmir'de ise satışa çıkan 30 arsa arasında turizm tesisleri için ayrılmış alanlar var. Güzel bir kampanya sonuçta. Alıcılar arsalara %25 peşinat ve 48 ay vade fırsatıyla sahip olabilecek. Arsaların satışı ise 2-3 Ekim'de müsaadeyle yapılacak. Bu da bir fırsattır. Kolaylık sağlanırsa neden olmasın yani. Ben mesela ilk evimde TOKİ'dendi. Konya'daydım. Ödedim, çok rahat ödedim. Satışa çıkan arsaların ayrıntılı listesine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Açık artırma için tekliflerse emlakmuzayede.com.tr adresinden verilecek. Ukrayna Savaşı'ndan ilginç bir görüntü var şimdi sırada. Ukraynalı drone pilotu af dileyen yaralı Rus askerini öldürmekten vazgeçip suyla bir not bıraktı. Peki o notta ne yazıyordu? Cevabı haberimizde. Ukraynalı drone pilotu yaralı Rus askerine su verdi, teslim olmasına yardım etti. O anlar kameralara yansıdı. Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ederken cephe hattında ilginç bir görüntü kayda geçti. Ukraynalı drone pilotu yaralı Rus askerini görünce yaklaştı. Bu sırada yaralı asker af dileyip yardım istedi. Bunun üzerine bomba bırakmayan drone üsse geri döndü. Bir süre sonra drone bir şişe su ve Rus askerinin Ukrayna hatlarına nasıl ulaşabileceğine ilişkin notla geri döndü. Bırakılan sudan içen yaralı Rus askeri el sallayıp Ukraynalı drone pilotuna teşekkür etti. Cebinden çıkardığı ağrı kesiciyi sol koluna enjekte eden Rus askeri daha sonra Ukrayna hattına giderek teslim oldu. Kahvaltı haberlerinin ilk bölümünü noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Şimdi ikinci bölümde yeni başlıklarımız var, aktaracağız. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri devam ediyor. Hayatın içinden başlıklarla başlayacağız bu bölüme. İstanbul Başakşehir'de freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi. Bu sırada yoldan geçen 3 çocuk demir yığınının altında kaldı. İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Demir yüklü kamyon devrildi. Facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul Başakşehir'de yokuş aşağı inen inşaat demiri yüklü kamyonun freni boşaldı. Sürücü sola doğru manevra yapınca kamyon kaldırıma devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen 3 çocuk kamyonun kasasından savrulan demirlerin altında kaldı. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çocuklar yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalelerin ardından yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Devrilen kamyonsa vinçle yolda kaldırıldı. İstanbul Avcılar'da girdiği çıkmaz sokakta geri manevra yapan bir otomobil sürücüsü merdivenleri yol zannederek aracını sürdü. Merdivenlerde kayan otomobil ani frenle son anda durdu. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yol zannettiği merdivenlerde asılı kaldı. Facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul Avcılar'da bir otomobil sürücüsü çıkmaz sokağa girdiğini fark edince 2 bina arasındaki boşluktan geçmek istedi. Ancak merdivenleri fark etmedi, geri manevra yaptı. Birden adam çıkmaz sokak bu tarafa doğru geldi. Sonra geri giderken burayı yol zannetti, aşağı doğru hemen. Sürücünün son anda frene basmasıyla araç durdu. Otomobili merdivenlerde asılı kalan sürücünün imdadına ise çevredekiler yetişti. İnsanlar burayı tam olarak bilmiyorlar.
bilmedikleri için de bazen trafik ileride sıkışık oluyor. Sıkışık olduğunda da insanlar burayı kullanıyor. Kullandıklarında da büyük bir problem ortaya çıkıyor. Araç mahalle sakinleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Sırada yurttan görüntüleriyle öne çıkan haber turumuz var. Van Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütüne göz açtırmıyor. Çatak kırsalında keşif uçuşu yapan SİHA bölgede gizlenen teröristi tespit edince operasyon için düğmeye basıldı. Komandolar karadan çembere aldı, atak helikopteri havadan vurdu. Bir terörist öldürüldü. İzmir'de hastane ziyaretine gidenlerin bulunduğu araç yokuş aşağı ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıktı, 6 metre yüksekten alt yola düştü. Kornaya basa basa geliyordu. Büyük bir ihtimalle ya yanlışlıkla gaza bastı ya da freni tutmadı. Sürücü ve yan koltuğunda oturan yakını yaralanırken arka koltuktaki 3 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak'ta İyi Partili Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'la oğlu otobüs terminalinde hasımlarıyla karşılaştı. Tartışma, tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri araya girerek olayın büyümesini önledi. Kahramanmaraş'ta deprem yardımlarını satan çete çökertildi. Depremzedelere gönderilen ve Azerbaycan-Türkiye Barınma Merkezi'nde toplanan yardım malzemelerinin satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Satılmak üzere stoklanan 1,5 milyon liralık konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Barınma Merkezi'nin sorumlusu olan öğretmenle 3 personel tutuklandı. Adıyaman'da yemek yerken nefessiz kalan gencin yardımına garson yetişti. Boğazına ekmek takılan müşteriyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası altın küresel piyasalarda rekor üstüne rekor kırıyor. Bu durum kaçakçıların da iştahını kabartmış durumda. Tabii bunda yurt dışı piyasalara göre kilogram başına 5000 doları bulan fiyat farkının da olması büyük etken. Sadece Van'da bu yıl piyasa değeri 750 milyon lirayı bulan kaçak altın ele geçirildi. ATV Haber ekibi son operasyonda 22 kilo altın ele geçirildiği Van'daydı. İzleyelim. Kimi aracın zula diye tabir edilen gizli bölmesinde, kimi çanta içerisinde. Van Emniyeti son 6 ayda tam 252 kilogram kaçak altın ele geçirdi. Son operasyonda ele geçirilen altının miktarı ise 22 kilogramdı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri yine çok önemli bir operasyonu imza attı. Van sınırında kaçakçıları yakaladı ve tam olarak 22 kilo külçe altını ele geçirdi ve o altınların değeri şu anda tam olarak 66 milyon lira. Yurt dışı piyasalara göre kilogram başına 5000 doları bulan fiyat farkı kaçakçıların iştahını kabarttı. 2023 yılında yapılan operasyonlarda 900 milyon liralık kaçak altın ele geçirilmişti. 2024 bitmeden bu rakam çok daha yukarı çıkmış durumda. Sadece Van Emniyeti'nin son 6 ayda yaptığı operasyonlarda bu yıl 252 kilogram altın ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak altının piyasa değeri 750 milyon lirayı buluyor. Herkesin merak ettiği soruysa ele geçirilen altınlara ne oldu? Emniyet ekipleri yapılan operasyonlarda ele geçirdikleri kıymetli madenleri muhafaza ediyor. Mahkeme kararının çıkmasıyla beraber de o kıymetli madenler darphaneye götürülüyor ve sonrasında kamu malı oluyor ve ülke ekonomisine kazandırılıyor.
İşitme engellilerin sağlık hizmetlerinden iletişim sorunu yaşamadan faydalanabilmesi için yeni bir sistem hayata geçirildi. Cep telefonuna bir uygulama indirmeleri gerekiyor önce ve bu uygulama sayesinde acil sağlık hizmetlerinden doktor görüşmelerine, hastanelerden randevu talebine kadar pek çok sağlık işlemini kolayca tamamlayabiliyorlar. Bakın o sistem nasıl işliyor. Esim uygulamasıyla bir hasta çağrı merkezine görüntülü bağlandı ve şimdi randevu oluşturuyor. TC kimlik numarasını istedim. Randevu oluşturuldu, hiçbir sıkıntısı yok şu an. Bu çağrı merkezi 7/24 devrede işitme ve konuşma engellilerle doktor arasında köprü görevi görüyor. Randevu alımı sırasında da büyük kolaylık sağlıyor. Mobil marketlerden esim yazarak uygulamamızı ücretsiz bir şekilde indirebiliriz. Kimlik bilgilerimizi girerek ve doğrulama kodunu girerek buradan kaydolabiliyoruz. Uygulamanın adı Esim, yani Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi. Esim uygulamasını ben de telefonuma indirdim ve bir randevu oluşturmak için çağrı başlatacağım. Hemen arıyorum. Ekranınıza düştü mü çağrı? Evet. Şu an burada canlı, görüntülü bir görüşme başlattık. Esim acil durumlarda da devrede. Evde kalp krizi geçirmiş, yanında kimse yok, bir işitme engelli. Bize ulaştı, biz hızlı bir şekilde 112 vasıtasıyla ambulansla evine ulaştık. Doğumu başlamış bir gebeyi aldık, hastaneye naklettik ve doğumuna eşlik ettik. Ve ailesine çocuğu biz müjdeledik. Teşekkür ettiğimiyle ben işitme engelliyim, çocuklarım var. 5 yaşında birinci çocuğum, o konuşuyor. Evet, 8-9 yaşına geldiği zaman belki bizlere yardımcı olabilir ama bizim için şu an esin bir kurtuluş. Çağrı merkezinde 8 işaret dili tercümanı ve 4 sağlık personeli dönüşümlü olarak görev yapıyor. Esim çağrı merkezinde çalışan personelin şöyle bir özelliği var. Hepsi işaret dilini ana dili gibi biliyor. Çünkü hepsinin anne ve babası hem işitme engelli hem de konuşma engelli. İşaret dili konuşulan bir evde dünyaya geldim. Türkçeyi başka kanallarla öğrenmiş oldum. Esim uygulaması ile de hem aileme hem de Türkiye'deki tüm işitme engellilere faydalı olabiliyorum açıkçası. Esim'e her gün yüzlerce çağrı geliyor. İlginç, böyle bir anınız var mı? Ne için aradılar? Annemle iletişim kuramıyorum, annem beni anlamıyor, ben evlenmek istiyorum diyen var. Annesiyle böyle konuştuklarımız oluyor, yardımcı olduğumuz oluyor. Sizin için buradayız. Sağlıklı günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis ziyareti sırasında 9 yaşındaki ada açtığı pankartla göz ameliyatı için destek istemiş, Erdoğan küçük kızın tedavisi için aynı gün talimat vermişti. Ada İstanbul'da olduğu ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Hatta Bitlis'e dönüp tekrar okula bile başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! Ben Bitlis'te pankart açtım. Tayyip dedem gördü. Açtığı o pankartta göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede yazmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat olan 9 yaşındaki ada sağlığına kavuşup okula başladı. Arkadaşlarımla buluştum, derslerime çalışıyorum artık. Bitlis'te yaşayan Ada Koçyiğit 3 yaşındayken kafasını zemine çarpmış, o çarpma sonrası gözünde kayma meydana gelmiş ve denge bozukluğu yaşamaya başlamıştı. Tek çare ameliyat olmasıydı. Adanın göz sağlığı benim imkanlarıma kalsaydı ben yaptıramıyordum. Baba kız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayındaki Bitlis programında pankart açtı, göz ameliyatı için yardım istedi. Cumhurbaşkanımız da buna duyarsız kalmadı. Hemen bilgilerine falan istenildi. Ayın 13'ünde de göz ameliyatı oldu. İstanbul'daki ameliyat sonrası 9 yaşındaki Ada sağlığına kavuştu. Bitlis'e dönüp okula başladı. Her şey Tayyip dedemin ve Sağlık Bakanımın sayesinde oldu. Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma dünya basınının da manşetlerindeydi. Birazdan hepsine bakacağız. Erdoğan ayrıca Amerikan NBC News kanalına da özel bir röportaj verdi. Hamas, ülkesini topraklarını savunan bir direniş örgütüdür cümlesini kurdu. Ukrayna'nın NATO üyeliği içinde diğer üye ülkelerin tavrına bakacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın baş döndüren diplomasi trafiği ise gün boyu devam etti. Biz teröristlere karşıyız. We are of course against terrorism. Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim ve şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Net konuştu. İsrail'in Gazze katliamına tepki gösterirken bir kez daha Hamas'a destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan NBC News kanalına röportaj verdi. Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim. Röportaj sırasında Ukrayna'nın NATO üyeliği de gündeme geldi. Amerika, Ukrayna'nın her şeyden önce NATO'ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım. Erdoğan, üyelik için karar verirken tüm NATO ülkelerinin tavrına bakılacağının altını çizdi. Türkiye'nin henüz bir karar vermediğini de söyledi. Ve Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği tarihi mesajlar. Nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de İnsanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Erdoğan'ın Gazze'nin sesi olduğu o konuşma dünya gündemine ilk sıradan girdi. New York Times, Gazze dünyanın en geniş kadın ve çocuk mezarlığı oldu sözlerini ilk sayfasına taşıdı. Erdoğan'ın 20 dakika boyunca İsrail yönetimini sert bir biçimde eleştirdiğini yazdı. Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. Reuters haber ajansı ise Erdoğan'ın bu sözlerine dikkat çekti. Alman medyası ise Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı Hitler benzetmesini ön plana çıkardı. Die Welt, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere İsrail soykırım yapıyor dediğini yazdı. Politico'nun manşetinde de Erdoğan'ın İsrail durdurulmalı çağrısı yer aldı. Yunan basını ise Erdoğan'ın Kıbrıs meselesiyle ilgili sözlerini taşıdı manşete. Devlet televizyonu ERT, Erdoğan'ın tüm dünya ülkelerine yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davetine vurgu yaptı. Tanea ise Erdoğan'ın büyük meydan okuması manşetiyle çıktı. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de devam etti. New York'taki Türk evinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti. Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu söyledi. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, yine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Irak Başbakanı Sudani'yi de kabul etti. Cumhurbaşkanı Irak Başbakanı ile olan görüşmesinde kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesiyle hem iki ülkenin hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını tamamlayan Erdoğan, yurda dönmek üzere eşi Emine Erdoğan'la birlikte havalimanına geçti. Tüm Türkiye günlerdir şehit polis Şeyda Yılmaz'ı ağlıyor. 26 suç kaydına rağmen dışarıda olan suç makinesi bir cani tarafından şehit edilmişti. Şeyda polisi şehadete götüren o süreç bir motosiklet hırsızlığıyla başladı. Yunus Emre Geçti isimli cani, Şeyda polisi şehit etmeden 3 gün önce motosiklet çalmış, ardından ekiplerce yakalanıp karakola getirilmişti. O hırsızlık anının görüntülerine ATV Haber'den Özlem Aktay ulaştı. Thank you.
Şehit polis Şeyda Yılmaz tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. 26 yaşındaki dünyalar güzeli Şeyma polisi şehadete götüren o cani hain saldırıdan önce motosiklet hırsızlığına soyunmuştu. ATV Haber her şeyin başlangıcı olan o anların görüntüsüne ulaştı. O cani 19 yaşındaydı, yaşından büyük sabıkası vardı. Cinsel istismardan tacize, hırsızlıktan uyuşturucuya tam 26 suç kaydı vardı. İşte olayın 3 gün öncesinde İstanbul Ümraniye'de gündüz vakti bir motosikleti çaldı. İşte her şeyin başlangıcı o görüntü oldu. Tarih 19 Eylül saat akşam 6 suları. Şeyda polisin şehit düştüğü saldırının 3 gün öncesi. 19 yaşındaki suç makinesi çaldığı motosikletle böyle uzaklaştı. Motosiklet sahibi de polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüler incelendi. Emniyet güçleri Yunus Emre Geçti'nin peşine düştü. Geçti gözaltına alınarak karakola getirildi. Sonrası ise malum. Sokaktaki ekiplere anons geçildi. Yunus Emre Geçti'nin peşine düşenler arasında Şeyda polis de vardı. Ne olduysa orada yaşandı. 19 yaşındaki cani erkek polisin silahını belinden alıp ateş etmeye başladı. Dünyalar güzeli Şeyda polis korkusuzca son ana kadar silahını elinden bırakmadı. O caniye etkisiz hale getirmek için ard arda ateş etti ama oracıkta şehit oldu. Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın evinde de yas var. Aslında uluslararası ilişkiler mezunuydu. Polis olmak istedi, oldu da. Gönlünü de meslektaşına kaptırdı. Evlendiler. Güzel hayalleri vardı. Şimdi hepsi yarım kaldı. Eşi Semih Yılmaz da en mutlu günlerinde düğünde çektirdikleri bu fotoğrafları paylaşıp ömrümün sonuna kadar seni sevmeye devam edeceğim diye yazdı. Yunus Emre Geçti'nin sosyal medya hesaplarında hep silahlı fotoğrafları var. Üstelik çeşit çeşit silahla. Sadece o değil, 15 yaşındaki kuzeni Kaan Geçti de silahla ve yüklü miktarda parayla poz verip sosyal medyadan aklı sıra korku salmaya çalışıyordu. Yakalandı. 15 yaşındaki bir çocuğun elinde suikast silahının ne işi var? Bu silahı kim ona verdi? Nereden temin edildi ve ne için kullanıldı? İşte başka canlar yanmasın, başka Şeyda Yılmazlar ölmesin diye 15 yaşındaki o kuzen de gözaltına alındı. 15 yaşındaki Kaan Geçti de o cani kuzeni gibi tam bir suç makinesi çıktı. Bu sıcak gelişme yaşanırken Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin de mahkemeye verdiği ifade çıktı. Hasımların peşimdeydi, ateş ettiğim kişilerin polis olduğunu anlamadım dedi, kendini savundu. Ve gelelim sokaklardaki güvenliğimizi tehdit eden tehlikeye. Potansiyel suç makineleri aramızda kol geziyor. İsteyen herkes ne yazık ki kolayca uzun namlulu silah sahibi olabiliyor. Üstelik ruhsatı kaydı olmadan, hiçbir prosedüre tabi tutulmadan. İşte bu sebeple şehir eşkıyaları sevdiklerimizi bizden alıyor. Biz de soruyoruz, bu iş ne zaman sona erecek? Arkadaşlarımızın özel dosyasını izleyeceğiz şimdi. Sen parayı at abi bize. Evinin adresini at, biz gerisini hemen hallederiz. Ruhsatsız silaha ulaşmak kolay mı? Çok kolay. Nasıl? İnternetten sipariş veriyorsun, alıyorsun. İsteyen istediği silaha işte bu kadar kolay ulaşıyor. Kaydı ruhsatı olmadan eline geçiren eşkıya veya aslan kesiliyor. Hikayenin sonuysa belli. Parasını bastırıp bir tıkla silah alan masumların hayatını karartıyor. Bir sıkıntı olmasın ruhsattır, kaydı kuydu. Yok abi yok, sen onları hiç düşünme. Hiç sıkıntı olmuyor. Peynir ekmek gibi satıyoruz bunları. Türkiye'de yaklaşık 30 milyon ruhsatsız silah kullanıcısı bulunuyor. Bunun büyük bir kısmı da pompalı tüfek. İnternette, sosyal medyada sık sık reklamı yapılıyor. İnanılır gibi değil ama ekran başına geçip bu uzun namlulu silahlara özenenlerin mağazadan online alışveriş yapar gibi hizmet de ayağına geliyor. Temiz bizim mallarımızda hiçbir sıkıntı çıkmaz, haberin olsun yani. Hani alırsın, ömürlük kullanırsın. Yani ruhsatsız değil mi zaten ama? Zaten bir sıkıntısı yok yani. Yakalasa bile en fazla para cezasıyla şey yaparlar yani.
Dışarıdan bakınca belki masum görünüyor ama öyle canlar yakıyor, öyle ocaklar söndürüyor ki gerçekten de akıl mantık almıyor. İşin en tehlikeli tarafı ise özellikle merdiven altından, yani internetten, yani sosyal medyadan ulaşmak çok kolay. Arıyorsunuz, parasını veriyorsunuz, evinize dahi kargoyla gönderebiliyorlar. Eve kadar gönderiyor musunuz pompalı tüfeği? Gönderiyoruz abi. Düğün ve asker konvoylarında havaya ateş açanların genelde pompalı tüfek kullanması da vahim tablonun özeti gibi. Palasını verip çoluk çocuk alıyor ya. Yani. Ruhsatlı pompalı tüfeklerde suç oranı yok denecek az kadar azdır. Suçlar her zaman ruhsatsız pompalı tüfeklerle işleniyor. Sosyal medya platformlarında bile şu an yivsiz av tüfeğinden tutun, yivli av tüfeğine veya tabancaya tutun, hepsinin satışı el altından sağlanıyor. Şu anda ruhsatsız silah kullanmanın cezası nedir? 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Ama o hapis cezası para cezasına çevriliyor ve bu da potansiyel suç makineleri için caydırıcı değil. Ayrıca ruhsatsız, yani kayda olmayan silahlarla işlenen suçlarda magandaların yakalanması da çok zor. Yakalatmanın da cezası 4500 TL cezası var. İdari para cezası var ve herhangi bir hapis cezası yok. Maksimum 3 günde gelir. Herhangi bir sıkıntı olur mu acaba? Hiçbir sıkıntı olmaz abim. Biz bunu sürekli satıyoruz. Her ne kadar toplumumuzda bu tür olaylara karşı bir cezasızlık algısı olsa da bu olayların tekerrürü durumunda çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerdir. Görkem Sertaç göçmen. Belki hatırlayanlarınız olacaktır. Bakırköy'de sevgilisiyle tartışmış, kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine araba sürüp ezmeye çalışmıştı. Hakim ve savcı anne babanın oğlu olan göçmenin ilk vukuatı değildi bu. Daha önce sağlık çalışanlarıyla da karakolluk olmuş ancak her seferinde dışarıda kalmayı başarmıştı. Yine başrolünde olduğu bir olay yaşandı. İstanbul'u terk edip Sinop'ta yaşamaya başlayan Sertaç göçmenin bekçi ve polisi silahla tehdit ettiği ortaya çıktı. Sevgilisiyle tartıştı, insanları ezmeye çalıştı. Ardı ardına karıştığı olaylardan sonra İstanbul'dan kaçtı. Ancak yine boş durmadı. Eski hakim ve savcının oğlu Sinop'u karıştırdı. Pişman mısın? Bir şey söylemek ister misin? Neden böyle bir şey? İnsanları ezmeye mi çalıştın? Ne yapmaya çalıştın? Bir şey söylemek ister misin? Bakırköy'de vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına sebep olan ve çeşitli suçlardan 9 kez davalık olan ancak her seferinde paçayı yırtan annesi eski hakime, babası ise eski Cumhuriyet Savcısı Görkem Sertaç göçmen bu kez bekçi ve polisleri silahla tehdit etti. Görkem Sertaç göçmen, koronavirüs yasaklarında Sinop'ta babasıyla beraber dışarıya çıktığı, kendilerini uyaran mahalle bekçilerine ise hakaretler savurduğu, bununla da yetinmeyip kuru sıkı tabancayla tehdit ettiği için mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 4 yıl süren davada kararını açıklayan mahkeme, Görkem Sertaç göçmenin birden fazla kişiye karşı silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca göçmenin kamu görevlisine alenen hakaret suçundansa 10.620 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, verilen cezaların ertelenmemesini de istedi. Kararın uygulanmasını isteyen mahkeme, göçmenin denetimli serbestlik sürecinde kasıtlı bir suç işlemesi sebebiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne ihbar yazısı da gönderdi. Gözler şimdi Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Görkem Sertaç göçmenin tutuklanıp tutuklanmayacağı ise yerel mahkemenin değerlendirmesiyle belli olacak. İstanbul'da sahne aldığı otelde şarkı söylerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti sevilen şarkıcı Metin Arolat. O geceye dair yürek yakan görüntüler ortaya çıktı. Yarına kalmaz yolun sonundayım. Yarına kalmaz İzmir. Sahne aldığı otelde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Türk popunun efsane ismi Metin Arolat'ın son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Kalmaz canım yanındayım. Birkaç şarkı dinlersin.
Ünlü şarkıcının sahne kenarında yere yığıldığı anlar otele ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Fazla hazırlanma sakın, sende her şey güzel. Görüntülerde seyircilerin arasında şarkı söyleyen Arolat'ın sahnenin kenarına oturduktan kısa bir süre sonra bir anda önündeki masaya yığıldığı görüldü. Sabret, şafak söker, yarına kalmaz kollarındayım. Arolat'ın kalbi gelen sağlık ekiplerince sahnede çalıştırıldı ancak ambulansta tekrar durdu. Hastaneye kaldırılan Arolat kurtarılamadı. Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Son dönemde özellikle sosyal medyada artan bir kirlilikten söz edeceğiz size. Medyum tuzağı. Verdikleri reklamlarla ve vaatlerle ağlarına çekiyorlar kurbanlarını. O kişi de derdine çare bulduğunu zannederken büyük bir tuzağın içinde buluyor kendini. Bakın nasıl? İyi istersen, iyi dua istersen dua fark etmez. Dualar ayetlerle olursa 20'ye yaparım, üstünü 25'e yaparım. Ödemesini almadan çalışmalara başlamıyorum. Eşinle aranı düzeltirim, kayınvalideni çevrenden uzaklaştırırım ya da üzerindeki büyüyü bozarım. Vaatleri saymakla bitmiyor. Sosyal medyada internet ortamında cirit atan ve kendilerini medyum olarak adlandıran sahtekarlar derdine çare arayanları kurban seçiyor. Ücret 10.000 TL. Aslında 15'i yapıyorum ama sen üniversite mezunusun, kültürlü bir kızsın, ona yapacağım sana. Malzemesi çok pahalı. Bağlama, soğutma, aşık etme, kısmet açma, iş bulma ve daha nice vaatlerle hem duyguları suistimal ediyorlar hem de binlerce liralık vurguna imza atıyorlar. Yapılabilecek iki tane yöntem var. Birisi büyüsü, diğer yöntem yöntem. Yedirip içirme zorunluluğu var. Aldanan eğitimli veya eğitimsiz fark etmiyor. O sahtekarlar tuzaklarına çektikleri kişilerin hem duygularını hem de cebini sömürüyor. Günümüzde böyle insanlara kananlar var mı hala? Hala bunlara inanan varsa ben bir şey demiyorum. Kendilerini hoca, medyum, büyücü olarak tanıtıyorlar. Sosyal medyada cirit atıyorlar. Olmayacak ritüellere, olmayacak şeyler istiyorlar. %100 garanti verip her derde deva olduklarını iddia ediyorlar. Onun kirli bir şeyini ve yatağı yasla, dökülen saçlarını al. Hafızda bir bana uğrayacaksın. Yaptıklarımı alıp uygulayacağız. Ulaştırıp buzlukta streçi sarıp muhafaza ediyorsunuz. Ben size bir karışım veriyorum. Siz o karışıma bu şekeri karıştırdıktan sonra bu karışımı çay, kahve, kola, meyve suyu gibi şeylerle yedirip içiriyorsunuz. Nasıl bir etki yaratacak bu onda? Tutku seviyesinde size bağlar ve siz olmadan yapamaz hale gelir. Bazıları da ağına düşürdüğü müşterilerine yüzü kızarmadan tecrübe sahibi olduğundan bahsediyor. Ben 56 yaşındayım ve 35 senenin üstünde bu işlerin içerisindeyim. Yani belki 1013 defalarca sonuç aldım. Son zamanlarda eşimle aram çok bozuldu. Canım, kaynananı uzaklaştıracağız. Eşini biraz soğutacağız. Ve hepsinin tek bir amacı var. En kolay para kazanma şekli insanları kandırmak, insanların diniyle oynamak, vicdanıyla oynamak, umut vermek. Son dönemde oyuna geldiğini fark edenlerin şikayetleri artmış durumda. Canı yananlar bu kirli tezgahın bir an önce ortadan kalkmasını istiyor. Gaziantep'li dört kardeş Müge Anlı'nın programına katılmış, babalarını annelerinin öldürmüş olabileceğini öne sürmüştü. Cinayetin tanığı olarak da diğer kardeşlerini göstermişlerdi. Bu iddianın kilit ismi olan kardeş konuştu, cinayet iddiasını canlı yayında doğruladı. Bakın neler anlattı ve sonrasında neler yaşandı. Baban ölsün istiyor musun dediler. Uyku ilacı verdiler. Şeyimiz girdi eve. Üçlü piriz vardı. Onunla boğdum dedi. Kan donduran cinayeti yıllar sonra itiraf etti. Savcılık harekete geçti. Konumuzu işler işlemez yayınımızı ihbar kabul etti Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve harekete geçti. Dört kardeş canlı yayında gözaltına alındı. Kim ne yaptıysa cezasını çeksin. Cengiz Karademir 3 Eylül 2019 günü Gaziantep'teki evinde ölü bulunmuş, nedeni kayıtlara doğal ölüm olarak geçmişti. Müge Anlı'ya başvuran çocukları ise babalarının cinayet kurbanı olduğunu söylüyordu. Babamı annem Emine ve sevgilisi Şehmus öldürdü. Kız kardeşim Naime de yardım etti buna. Bildiklerini yıllar sonra kardeşlerine itiraf
itiraf eden Naime Karademir bu kez stüdyodaydı. Kan donduran olayı canlı yayında anlattı. Olay zamanında sen kiminle yaşıyordun, kardeşlerin kiminle yaşıyordu, ortam nasıldı? Ayrılardı, annem İstanbul'daydı. Üçümüz, babam da Antep'teydik. Anneanneme gittik yani annemlerin yanına, orada yaşıyorlar diye. Annemle her şeyimiz oturuyorlardı. Bana söylediler orada. Öldüreceğiz dediler. Kim dedi bunu? Birlikte yani. İlk başta kabul etme, kabul ettim. Uyku ilaç verdiler. Çayına karıştırdım. O sırada ben sen kapıyı açtım. Şeyimiz geldim dedi. Sen çıkıyor musun dedi. Ben çıktım, o girdi direkt. Kapıyı çarpar çarpmaz babam kapının sesine uyandı. Hemen hani benim gördüğü üstüme atladı. Beraber boğuştuk dedi. Babam o sırada bayılmış ya da bir şey olmuş artık. Şeyimizle emin olmak için üçlü priz vardı. Onunla boğdum dedi. Kayıtlara kalp krizi olarak geçen ölümün aslında vahşice işlendiği de iddia ediliyordu. Evin her yeri kandı zaten. Balkonun dışındaki saksılar hepsi devrilmişti. Bizzat biz şahit olduk. Gerçekten yerde kan vardı. Kesinlikle normal bir ölüm değildi. Bütün iddiaların ardından yayın ihbar kabul edildi. Konumuzu işler işlemez yayınımızı ihbar kabul etti Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve harekete geçti. 3 Haziran 2019 tarihinde Gaziantep'teki evinde ölü bulunan ve altını çiziyorum doğal yolla öldüğü düşünülen Cengiz Karademir'le ilgili cinayet soruşturması başlatıldı. İddiaların odağındaki eski eşi Emine Uçar ve sevgilisi Şehmuz Aslantay eş zamanlı olarak gözaltına alındı. İfadenin ardından mahkemeye sevk edildiler. Özellikle Şehmuz yurt dışına kaçabilir iddianız üzerine adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı alındı. Soruşturmanın başlamasıyla canlı yayında da gözaltı vardı. Cinayet itirafında bulunan Naime şüpheli sıfatıyla, siz de tanık sıfatıyla ifadelerinize başvurulacak. Naimeciğim, lütfen ne biliyorsan sizler de bildiklerinizi doğruca anlatın, olur mu? Buradan da direkt adliye götürecekleri bilgisini aldık. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sırada dünyadan haber turu var. Yangınlar Ekvador'un başkenti Quito'yu esir aldı. Ülkenin akciğerleri cayır cayır yandı. Devlet Başkanı Noboa Amerika ziyaretini yarıda kesti. Tehlike sebebiyle okullar tatil. Kamu personeli risk almıyor ve uzaktan çalışıyor. Creció más el fuego. Ahora es una cosa de locos. 60 yıldır görülen en şiddetli kuraklık enerji krizini de beraberinde getirdi. Ekvador'un yaşadıkları kıyamet provası gibi. Meksikalılarsa John kasırgasıyla kabusu yaşıyor. Fırtına toprak kaymasını da beraberinde getirdi. 3 kişi heyelan sebebiyle hayatını kaybetti. Uçuşlar uzun bir süre gerçekleştirilemedi. 100 bin evde elektrik kesintisi de cabası. İşte bu. Avrupa'yı kasıp kavuran yağışlar özellikle Fransızları zor durumda bıraktı. Metro istasyonlarını su bastı. Araçlar nehre dönen yollarda sürüklendi. Aydınlatma bölümlerinden su sızan evlerin sakinleri büyük tehlike atlattı. Bazıları ise tehlikeye gönüllü olarak kafa tutuyor. Arenada gördüğünüz öfkeli bir boğa. Cesaret sergilemek üzere karşısına çıkanların hedefi çemberi terk etmemek. Tabii boynuz darbelerine maruz kalana kadar. Sona kalan ve şampiyon unvanına ulaşana verilecek ödülse sadece $100. Tabii insan ister istemez buna değer mi diye düşünmeden edemiyor. Turun son misafiri doğuştan cesur bir ufaklık. Daha birkaç aylıkken keşfetti su altı dünyasını. Yüzmede özgüven kazanınca babasıyla birlikte dalmaya başladı. Daha sadece 31 aylık ancak şimdiden okyanusta bir balık gibi dolaşabiliyor ve bu haliyle herkesin hayranlığını kazanıyor. Fahiş orandaki zamlar özel okullar gibi özel üniversitelerde de tartışma konusu. İstenen rakamlar karşısında veli ve öğrencilerin eli kolu bağlıydı ama artık öyle değil. Çünkü emsal niteliğinde bir karar var. Çetinkaya ailesi kendilerinden geçen yılki ücretin 2 katından fazla ücret istenince tüketici mahkemesine başvurdu ve bakın süreç nasıl sonuçlandı. En büyük oğlum 179 bin lira ödemiştik geçen yıl okuluna.
Bu sene istenen rakam 445 bin liraydı. Özel üniversite eğitim ücretine fahiş oranda zam yaptı. Bir önceki yılla aradaki fark iki kattan fazlaydı. Üniversite hayatıma başladığımda ilk sene 30 bin lira civarı bir ücret ödemesi yaptım. 445 bin lira şu anda istenen rakam. Hani bu miktarda bir artış beklemiyordum. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara yapılacak zam oranını %56.89'da sınırladı. Fakat bu özel üniversiteler için geçerli değil. Çünkü YÖK üniversitelere TÜFE oranında zam yapılması için sadece tavsiyede bulunuyor. Bu tavsiyeye uyup uymamak üniversite yönetiminin inisiyatifinde. Birçok arkadaşım da yüksek zamlardan dolayı okul ekmekte zorlanıyor. Hatta eğitim hayatını bitirmek zorunda kalan arkadaşlarım da oldu. Batuhan Çetinkaya özel bir üniversitede 4. sınıf hukuk öğrencisi. Özel üniversite eğitim ücreti için geçen yıl öğrenciden 179 bin lira ücret almış. Bu yılsa eğitim ücretine %150 zam yaparak öğrenciden 445 bin lira ücret istedi. Batuhan Çetinkaya da hemen avukat olan babasının yanına geldi ve özel üniversiteye dava açmak istediğini söyledi. Daha önce bizim ofisimizde bu tarz bir dava olduğunu da biliyordum. Neden biz de bu şekilde ilerlemiyoruz, neden bu şekilde ücret ödüyoruz diye. Daha sonra biz tüketici mahkemesine başvurduk ve tüketici mahkemesine dedi ki bizim için yapılabileceği maksimum artı son bir yılın TÜFE oranı kadardı. Karar Çetinkaya ailesinin lehine çıktı. Mahkeme ödenecek tutarın geçen yılki ücrete TÜFE oranı eklenerek hesaplanması gerektiğine hükmetti. 445 bin liralık ücret 313 bin liraya düştü. 313 bin lirayı gene mahkeme kararıyla birlikte okula sunduk. Kredi kartına 8 taksit yapmak suretiyle ödedik. Okul kayıtlarına TÜFE oranının üzerinde ücret ödeyen herkes bunları mahkeme kararıyla geri alabilirler. Muğla Marmaris'te Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununu klasik yöntemlerden farklı olarak çözdü. 5 yıldızlı oteli satın alan bakanlık öğrencilerin hizmetine sundu. Şu an 5 yıldızlı otelde tatil yapıyorum. Çok şanslı gibi hissediyorum kendimi. Arkadaşlarımı da çok memnunuz yani. Teşekkür ediyoruz Gençlik ve Spor Bakanlığı'na. 5 yıldızlı otel konforunda devlet yurdu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğrencilerin yaşadığı yurt sorununu çözmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı kolları sıvadı. Turistik ilçede bulunan 5111 metrekarelik alan içindeki 5 yıldızlı, 650 yatak kapasiteli oteli satın alıp yurda dönüştürdü. Odalarda öğrenciler 3 kişi olarak kalıyorlar ve bulunduğumuz odada 3 kişilik bir oda ve öğrenciler için her türlü konfor düşünülmüş. Odalarımızdan çok memnunuz. Şimdiye kadar gerek yurt idaresi olsun, gerek bakanlığımız olsun. Şimdiye kadar her şeyi güzelce bize sağladılar, bütün imkanları sağladılar. Yemekhanemiz de yurdun açılmasından 2 gün sonra açıldı. O konudan da çok memnunuz. Yani buradan bütün yetkililere teşekkür ediyoruz şahsen. Otel 1 Eylül itibarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu. İki blok halinde 4800 metrekare kapalı alan bulunan 155 odalı otelde yüzme havuzu, kapalı ve açık alan yemekhaneleri bulunuyor. 5 yıldızlı otelin restoranı da yemekhaneye çevrildi ve öğrenciler burada 2 öğün yemek yiyebiliyor. Biraz şanslıyım. İşte 5 yıldızlı otel denk geldi bize de bu sene. Önceden Marmaris'te yurt yokmuş. Buranın açılması bizim için çok iyi oldu. Yurdumuzdan da memnunuz. Konforlu, rahat. Yurtta her türlü imkan öğrenciler için düşünülmüş. İşte bulunduğumuz yer asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu sosyal bir alan. İşte öğrenciler derslerden kalan boş zamanlarını bu sosyal alanda oturarak ve dinlenerek geçiriyorlar. Marmaris'te öğrenciler için bir barınma sorunu vardı. Hani o tamamen çözülmüş oldu. Şimdi biraz daha olanaklı oldu, daha kolay oldu. Onun için daha memnunuz. TOKİ'den yeni arsa kampanyası geldi. 25 ilde 379 arsa satışa çıkarıldı. Arsalar konut, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis ve akaryakıt istasyonu olarak kullanılabilecek. %25 peşin ve 48 ay vade fırsatıyla açık artırma usulüyle satılacak. İşte ayrıntılar. Bu
Hayalim var tabii. Böyle Karadeniz tarafında yaşamak çok istiyorum. Mesela oradan bir arsa alıp ev yapmayı düşünür müsünüz? İsterim tabii ki. TOKİ oradan da arsa satıyor. Alırım tabii ki. İsterim. Kendi evini, iş yerini yapma hayali olanlara TOKİ'den yeni kampanya geldi. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 25 ilde 379 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor. Tabii düşünürüm. Yatırım için tabii ki fırsattır. TOKİ avantajlı oluyor. Vatandaşın kullanmasını tavsiye ederim. Arsalar, konut, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis ve akaryakıt istasyonu olarak değerlendirilebilecek. Ankara, Etimesgut ve Sincan'da konut arsası arayanlar, yeni mahallede depolama alanı ihtiyacı olanlar satışa çıkan 14 arsadan kendilerine uygun olanı seçebilir. İstanbul'da aralarında Ataşehir Avcılar, Başakşehir, Çatalca ve Tuzla'nın da bulunduğu 33 noktada arsalar satışta. İzmir'de ise satışa çıkan 30 arsa arasında turizm tesisleri için ayrılmış alanlar var. Güzel bir kampanya sonuçta. Alıcılar arsalara %25 peşinat ve 48 ay vade fırsatıyla sahip olabilecek. Arsaların satışı ise 2-3 Ekim'de müsaadeyle yapılacak. Bu da bir fırsattır. Kolaylık sağlanırsa neden olmasın yani. Ben mesela ilk evimde TOKİ'dendi. Konya'daydım. Ödedim, çok rahat ödedim. Satışa çıkan arsaların ayrıntılı listesine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Açık artırma için tekliflerse emlakmuzayede.com.tr adresinden verilecek. Mühendisliği bırakıp doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Kendini minyatür ağaç sanatına adayan Aykut Erşen'in hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bundan tam 7 yıl önce makinelerden uzaklaşıp kendini bahçeye, ağaç sanatına adamış bir yaşam hikayesi. Ben Aykut Erşen. Makine mühendisliği okudum. Bonsai sanatı benim bir hobimdi. Bonsai esasında bir Japon sanatı. Saksı içerisinde bir ağaç yetiştirme sanatı. 7 yıl önce bu hobiye merak saldım. Daha sonradan burada profesyonel olarak ilerlemeye başladım. Kurumsal hayattan ayrılıp kendi hobimi meslek olarak edindim. Bu bahçeye yerleştim. Burada zamanla büyüdüm. Bonsai'lar yetiştirmeye başladım. Öğrencilerim olmaya başladı. Onlara eğitimler vermeye başladım. Bonsai aslında saksı içerisinde bir ağacın yaşlı olarak gösterilmesi sanatı ve burada bu ağacın sağlıkla büyütülmesi çok önemli. O ağacın antikliğinin kazandırılması, onun o yaşlılığının hissettirilmesi bizim için oldukça önemli. Biz ağaçların büyümesini hiçbir zaman durdurmuyoruz. Onların sadece büyümelerini kontrol altına alıyoruz. Yani bir ağaç tepesine doğru büyüyecekken biz onları istediğimiz yöne yönlendirmeye başlıyoruz. Bunu da basit bahçecilik teknikleriyle yapıyoruz. Hani bir asmayı bir dala bağlarsınız da asma oraya tutunur ve yürümeye devam eder ya, biz de bu şekilde dalları tellerle sarıp onlara yön veriyoruz. Saksı gibi bir ortama o kökleri koyup onların büyümelerini sadece hızını ayarlıyoruz. Yani bazen yavaşlatıyoruz, bazen hızlandırıyoruz. Peki sizi bu bahçede etkileyen, gurur duyduğunuz ağaç hangisi? Bu yanımdaki ağaç, bu bir Japon karaçamı. Ben bunu bir fidanlıktan aldım. Bu Türkiye'ye geldiğinde bir fidanlığa satılmak üzere getirilmiş ve 4-5 yıl bakımsız kalmış. Ben bu ağacı aldığımda neredeyse hiç yeşilliği yoktu. Çok zayıf dalları ve yaprakları vardı. Bu şu anda bende 5. yılı bu ağacın. Ve bu yıl ilk defa çok güzel bir şekilde büyüdü ve yeşilliğinden, hatta üstündeki küçücük kozalaklardan bunu görebiliyorsunuz. Çalışmaktan çok gurur duyduğum bir ağaç. Bunun da yaşının böyle 50-60 civarlarında olduğunu tahmin ediyorum. Bahçemde bulunan en yaşlı ağaç bu ağaç. Bu bir Japon beyaz çamı. Japonya'dan geldi. Bir müşterime ait olan bir ağaç. Muhtemelen yaşı 80-90 civarlarında. Peki bu ağacın türü ne? Bu da bayağı yaşlı bir ağaç sanırım. Bu ağaç bir üç dişli akça ağaç. Yaşlı bir ağaç, evet. Bunun da yaklaşık olarak yaşının 75-80 civarlarında olduğunu düşünüyoruz. Zaten şu köklerinin genişliğinden, gövdenin genişliğinden o yaşının çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Bonsai türü olduğu için mi meyveleri küçük? Hayır, bu ağaç kendi özelinde bir süs elması. Mesela bu normal bir elma ağacı olsaydı bunun elmaları yine çok büyük olacaktı. Mesela bizim çok küçük, şöyle şu boyda bir nar ağacımız vardı. Nar büyüttü. Dalı kırılmasın diye dala destekler yaptık. Dolayısıyla bir ağaç bonsai olduğunda meyvelerini daha küçük çıkarmıyor. Bu büyük bir ağaç olduğunda da meyveleri bu boyutta. Bonsai olduğunda da meyveleri bu boyutta. Bonsai olması onun meyvesinin boyutunu değiştirmiyor aslında. Peki bu meyveleri tüketebiliyor muyuz?
Yani küçük ama yenilebiliyor mu? Evet, yeniliyor. Hatta biz geçen sene böyle bir bonsai üzerinden 1 kilo meyve aldık. Peki biraz da bu ağaç üzerinden konuşmak istiyorum. Yayından önce de söylediğiniz gibi zeytin ağacı. Evet, zeytin ağacı. Dallarında böyle teller var. Bunun amacı ne? Bize biraz bahseder misiniz? Ağaçlar kendi başına büyümeye başladığında dallar her zaman güneşe ulaşmaya çalışıyor. Biz de dışına böyle teller sarıp tabii bunu narince yapmamız gerekiyor. Bu dalları istediğimiz şekilde şekillendiriyoruz. Danimarkalı bilim insanları dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'la ilgili yeni bir araştırma yaptı. O araştırmaya göre TikTok'ta izlenen kısa süreli videolar beynin yapısını değiştiriyor. Bilim insanları bu değişime ise TikTok beyni ismini verdi. Efendim, TikTok beyni diye bir şey duydunuz mu? TikTok beyni diye bir şey duymadım. TikTok'un ne olduğunu biliyorum tabii ki. Malum genciz. Benim yaş grubum özellikle çok kullanıyor. Ünlü sosyal medya platformu TikTok'u kullananların sayısı 1 milyarı aştı. Tartışmaların odağındaki platform en sonunda bilim insanlarının da araştırma konusu oldu. Yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşırttı. Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre kısa videolar izlemek beynin yapısını değiştiriyor. Hatta uzmanlar buna TikTok beyni ismini verdi. Özellikle kısa videolar izlemek beynimize ne gibi zararlar veriyor? İşte uzmanından yanıtı. Bu TikTok beyni denmesinin sebebi diğer sosyal medyadan niye böyle bir ne bileyim Instagram beyni ya da Facebook beyni denmemesinin sebebi buradaki videoların çok kısa süreli olması ve çok hızlı tüketiliyor olması. Dopamin salgılaması üzerinden çalışan mekanizma işletiyor. Aynı bağımlılıklarda olduğu gibi, hakeza kumar bağımlılığı da olduğu gibi çocuklarda bir bağımlılık yaratıyor. Sen de böyle TikTok izledikçe bir bağımlılık yaşadığını hissediyor musun? Evet, kesinlikle bir bağımlılık yapıyor. Kumar bağımlılığıyla kıyaslayamayız bana sorarsanız. Ama mutluluk hormonunun çok fazla salgılanması tabii ki bir bağımlılık yaratıyordur elbet. Kısa ve sık video izlemek sadece bağımlılığa değil, özellikle çocuk ve gençlerde dikkat bozukluğuna da neden oluyor. Günde 100 tane TikTok videosu seyreden çocuğun gün içindeki beyninin çalışma sistemi kısa ve hızlı şeylere odaklanıyor. Uzun dönemli dikkat gerektiren durumlarda bir kitap okuma, bir sınav esnasında soruları cevaplama hep bu TikTok beynini bize izah ediyor. Sizinkiler de çok ekrana bakıyorlar mı? 3 tane bende, 3'ü de bakıyorlar. Öğrenim hayatlarını etkiliyor mu? Evet, dikkat dağınıklığı oluyor daha çok. Telefonu kullandığımız için o konsantrasyon bozukluğu hep oluyor. Yani sadece TikTok'a bağlamamak gerekir. Uzmanların önerisi ise ekrandan olabildiğince uzak durmak ve özellikle açık hava etkinliklerine odaklanmak. Dijital medyayı, sosyal medyayı tabii ki kullanalım. Ama belli bir sürelerin kısıtlanması lazım. Onun için ebeveynlerin ve okul yönetimlerinde bu konuda dikkatli olmasına tabii çok çok fayda var. Çocukların daha uzun süreli aktivitelere odaklanması. Bunun en başında bir satranç oyunu olabilir veya bir spor aktivitesi olabilir. Özellikle takım sporları bu anlamda çok önemli. Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri duygularımızı ifade ediş şeklimiz de değişti. Mimiklerimizin ve yüz ifademizin yerini emojiler aldı. Bir araştırma var bununla ilgili. O araştırma kullanılan emojiler aynı olmasına rağmen her ülkede farklı bir anlamda kullanıldığını gösterdi. Loving it. Memnuniyetsiz yüz. Tam beni ifade ediyor bence. Relax. Evet, relax ve havalı. When a person make a... Bir insan hata yaptığında böyle gözükür. Utanmak gibi bir şey. Başka kültürde belki de başka anlamdadır. Something. Hayatımızın bir parçası artık emojiler. Hepsinin bir anlamı var ama o anlam kullanana göre değişiyor. This one. Onu seviyorum. I don't know. Bilmiyorum, üzgün olabilir. Sinirli. Sevmediğim bir şeyi seviyormuş gibi söylerken ben bunu kullanıyorum. Hiç şüphesiz devir değişince konuşma şekillerimiz de değişti. Kelimeler küçüldü, şekiller büyüdü. Kısaldı, emojilere dönmüş olduk. Emojiler hayatımızın her noktasında bir şey anlatmak isterken, duygu dile getirirken kültürler arası farklılıklar gösteriyor. Bizim için gülücük olan başka bir kültür için başka bir anlama geliyor olabilir. İşte sorular, işte cevaplar. This one. Sinirli. Bu da sinirli gibi. Dua ediyor. Different. Relax. Sakin mi? Keyifli bence.
Happy. Dans ediyor. This one. Aşık olmuş. Binlerce öğrenci arasında yapılan araştırmanın sonucu enteresan. Aynı emojiyi farklı kültürler, farklı duyguların ifadesi olarak kullanıyor. Ruh sağlığı bozuk gibi görünüyor bence. Utanç verici. Gergin. Gülen yüzler genelde kullanıyorum. Gözlüklü havalı emojiyi kullanıyorum. O da arkadaşlarımla dalga geçmek için oluyor genelde. Sinirlenirsin. Kısa ve net anlatırsın ya. Kızgın emojisi. Bu farklılığa yön verense coğrafya, yetiştirilme şekli, kariyer ve başarı gibi kriterler. Bu emoji bana çok üşüdüğünü söylüyor. Cold. Peki mutlu mu? Pek değil. Daha çok eğlenceli modunda olan biri gibi. Yes. Mutlu. Happy. Evet. Are you sure? Evet. Okay. This one. Bu sinirli. This. Bye bye. ATV Haber ekibi Şanlıurfa'daydı. Bir ilçeye ismini veren ve nesli koruma altındaki ceylanları yerinde görüntüledi. İşte ürkek oldukları kadar hızlı, güzel oldukları kadar yabani olan ceylanlar. Gezler ceylan bu dağlarda seni avlar. Ceylan Pınar'ın adı ceylandan mı geliyor? Evet, doğrudur. Ceylan, şu alt kısımda pınar var. Çok narin, çok güzel. Ürkek bir hayvan. İnsan baktığı zaman strese atılır. Peki türkü de bu ceylanlara mı yazıldı? Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar diye. Bu bunların üzerindedir. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Tabii avlamasınlar ceylanlarımızı. Evet, evet. O eskiden yazılmış bir çok türkü. Çok güzel. Yani Tigan bu projeyi gerçekten çok güzel bir şey yaptı. Üzerine türküler yakılan, hatta Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ismini veren güzel gözlü ceylanlar 1977 yılından beri bu alanda koruma altında. Neslinin devamı için uğraşıyoruz. Şu anki gördüğümüz alanda 700 baş ceylan bulunmaktadır. Haddinden fazla eskiden çok çoktu. Sonra insanlar çoğalınca bu hayvanlar dağa yönelik yürümeye başladılar, kaçmaya başladılar. Doğal ortamları bozulup da nesilleri tehlikeye girince Tarım ve Orman Bakanlığı hemen önlem aldı. Yabani süs hayvanları ceylanlar. İşte şu anda onlarca ceylan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Ceylanpınar'daki bu alanda yemliyorlar, yem saatleri ve onlarcası dışarı çıktı. Oldukça tatlı, tatlı oldukları kadar da ürkek hayvanlar. Korkuyorlar aslında sesten ve görüntüden. Biz de olabildiğince uzaktan onları yakalamak adına, görüntülerini yakalamak ve sizinle paylaşmak için. Kendini tehlikeye atıldığında yaklaşık 60 ve 70 kilometre hızla koşabilen ürkek bir hayvan. Seke seke gidiyorlar. Dedikleri gibi 60-70 kilometre yapıyor herhalde hızları şu anda. Bir anda karşıda buldular kendilerini. İşte fotoğrafçılar da bu anı ölümsüzleştirmek için bizimle beraber pusuda bekliyorlar. Onları ürkütmeden burada bekliyoruz. Yanımızdan geçmelerini bekliyoruz. Umarız yakalarsınız güzel bir fotoğraf. İnşallah. Birazdan geçiş yapacaklar. Biz de bu anı bekliyoruz. Ceylanlar ilçeyle özdeşleşmiş durumda. Bu yüzden sadece işletme çalışanları değil, tüm ceylan pınarlılar onlara gözleri gibi bakıyor. Urfa dağlarında gezer bir ceylan alamam. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir haberle, çok güzel, keyifli bir haberle noktalıyoruz kahvaltı haberlerini. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmayı sürdüreceğiz. Biz şimdi gidelim. Birazdan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlarınızda. Hoşçakalın.